Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika mikrofonlara sahip hem de fiyatı uygun olan Havit markasının TV970 RGB'li Bluetooth kulaklığını inceleyeceğiz. Birazdan kutusunu açacağım, sizlere detaylı özelliklerinden bahsedeceğim. Dış performansı, yani dış ortamdaki mikrofon performansından da bahsediyor olacağım. Ama bir kutuya bakalım. Zaten kutuyu ben açtım ve kullanıyorum halihazırda. Görmüş olduğunuz gibi buralarda RGB renkleri var ve üzerinde de RGB ışıkları bulunuyor. Gerçekten kaliteli bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Bu kulaklığı detaylıca deneyimleyip sizlere o şekilde bilgileri paylaşmak istedim. Şimdi kutuyu hemen açalım. Zaten kutunun içerisinden çıkanları göstereceğim. Ben kutusunu açmıştım. Böyle görmüş olduğunuz gibi kulaklık çıkıyor. Tabii jelatinliydi bunlar. Ben bunları çıkarttım. Hemen alt kısmı da kaldırdığımızda burada bir tane şarj kablosu ve kulak tıpaçları. Bunları hiç açmıyorum. Zaten içerisinde iki tane daha var. Toplamda dört tane kulak tıpaçı oluyor. Hangi kulağınıza hangisi daha uygunsa onu kullanırsınız. Bir tane böyle kitapçık geliyor içerisinden. Bir tane kartvizit geliyor. Şimdi bunları bir kenara alalım. Kabloyu da alalım. Ürünü size şimdi bir yakından bir göstereyim kameraya. Görmüş olduğunuz gibi bak, şimdi hemen açıyorum. Işıkları yandı. Böyle uzay mekiğini andıran bir yapısı bulunuyor ürünün. Onu söyleyeyim. Açtığınızda bu şekilde gözüküyor. Ve kaliteli de bir hissiyatı var. Malzeme yapısından bahsediyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradaki ışıklar değişebiliyor. Ve şöyle ürünü kaldırdığımızda ürünün kendisinde de ışık yanıyor bu arada. Onu söyleyeyim. Şu anda bağlı olmadığı için ışıkları yanmıyor ama bunun üzerinde de değişen renkli ışıkları var. Ve alt kısımda da Type-C'den şarj edebileceğiniz bir bölüm bulunuyor. Gerçekten ürün tam böyle karakteristik, güzel bir yapıya sahip. Tasarımı, görüntüsü, ses kalitesi tatmin edici. Basları ve tizleri de güzel diyebilirim. Şimdi gelin ürünün bir dış performans testini göstereyim ve sonrasında teknik bilgilerden bahsedeyim. Geldik dış ortam performans testine. Şu anda rüzgarlı bir araçlar geçiyor. Etrafımda da bayağı bir ses var. Ama mikrofon iki tane olduğu için kulaklıklarda çift mikrofonlu. Gerçekten tok bir ses alıyor ve baktığınızda ENC olduğu için de aktif gürültü engellemeyi sağlıyor. Şu an susuyorum. Kulaklık şu an, bakın, rüzgar sesi gelmiyor olabilir size ama aşırı derecede bir rüzgar var. Hava bugün rüzgarlı ve şu anda mikrofonun ben rüzgar aldığını düşünmüyorum. Ayrıca aşırı derecede de bir gürültü var etrafımda. İnşaat sesi, rüzgar sesi, araç sesleri. Ama mikrofonda aktif gürültü engelleme olduğu için herhangi bir gürültü almadan bu şekilde temiz bir ses veriyor. Ben çok beğendim yani. Mikrofon kalitesi gerçekten iyi. Kulaklık şu anda kulağımda takılı ve beton aracı çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi aşırı derecede bir gürültü var. Ama sesim size nasıl geliyor göreceksiniz. Bak, şu anda tam motorun yerinden geçiyorum ve aktif gürültü engelleme muhtemelen bunu engelleyip benim sesimi size aktif olarak gönderiyor olacaktır. Şimdi rüzgar daha da şiddetlendi ve ana caddeye doğru çıkıyorum ben de. Şu anda ana caddede aşırı derecede araç var. Görmüş olduğunuz gibi motosikletler, müzikler, hepsini duyabiliyorsunuz. Ama bu kulaklık gürültüyü engellediği için sizin sesinize odaklanıyor ve hani herhangi bir gürültü almıyor diyemem ama alıyor, ama en aza indiriyor. Yanınızda, etrafınızdaki gürültüleri bastırıp sizin sesinizi aktif olarak telefon görüşmesinde veya böyle video kaydında karşı tarafa en iyi şekilde iletebilmek oluyor. Şu anda sokaktayım ve hiçbir oynama yapmadan sese sizlerle paylaşıyorum. Bu arada biraz yoruldum ama testleri de bu şekilde yapayım ki alacaksanız net bir ses olsun. Evet, ürünün dış ortamdaki mikrofon performansını da göstermeye çalıştım sizlere. Artık burada karar sizlerin. Çok gürültülü bir beton arabasının yanından geçtiğimde tabii ki de ses çok yüksek olduğu için benim sesimi de boğdu. Ama gene de benim sesim o gürültüye rağmen tarafa, yani karşı tarafa ulaşıyordu. Teknik detaylarına da bakacak olursak bu ürün TVS RGB modelli olarak geçiyor. Üzerinde de çift mikrofon desteği bulunuyor. 13 mm'lik dinamik sürücüler ve 2 yılda zaten distribütör garantili. Ayrıca 18 milisaniye ultra düşük bir gecikmeye sahip. Yani bunu oyunlarda da kullanabilirsiniz. Çok düşük bir gecikmeye sahip olduğu için de oyunlarda rekabetçi olsun, farklı oyunlar olsun hiçbir problem yaşamazsınız. Ayrıca film vesaire, müzik dinliyorsanız zaten
tadından yenmez. Silikon yapısı kulağa güzel bir şekilde oturuyor ve dış ortamdaki sesleri yapı anlamıyla güzel kesiyor diyebilirim. Ürün 2.4 GHz ile bağlantı sağlayabiliyor fakat 5.3 de var. İkisini de destekliyor. Sürükleyici oyun deneyimi de dediğim gibi 13 mm'lik dinamik ünitesiyle donatılmış daha zengin, tiz ve parlak bir ses sağlıyor. Bunu da atlamadan söylemek istedim sizlere. Ayrıca bu cihaz yeni bir cihaz olduğu için şunu da söylemek istiyorum. Çift cihaz destekliyor. Yani çift cihazınıza bağlayabilirsiniz. İki telefon, iki tablet ya da bir telefon, bir bilgisayar. Herhangi iki tane Bluetooth olan cihaza bağlantı sağlayabiliyorsunuz. RGB aydınlatma efektleri şarj kutusunda 9 dinamik RGB aydınlatma efektinden ve kulaklıklarınıza 2 dinamik RGB aydınlatma efektinden birini seçerek benzersiz bir oyun deneyimi de sağlatıyor. Görsel açıdan da güzel, onu unutmadan söyleyelim. Çift mikrofonlu akıllı gürültü engelleme teknolojisine sahip olduğu için dış sesteki dışarıdaki sesleri emerek sizin daha net bir ses karşı tarafa iletmenizi sağlıyor. Telefon görüşmesinde daha kaliteli çıkıyor bu arada. Şimdi biz harici kameralarla çekim yaptığımız için bu sesi test edebilmek, sizlere dinletebilmek adına bir tık performans düşük kalabilir. Yani daha önce izlemiş olduğunuz performanstaki, dış performanstaki sesten bahsediyorum. Ama bunu normalde kulaklığınızı kendi telefonunuza bağladınız ve telefon görüşmesi yaptığınızda ses bir tık daha kaliteli çıkacak. Herhangi bir boğukluk vesaire yaşamıyorsunuz. Bunu otobüste, metroda, herhangi bir yerde sesin çok fazla olduğu noktalarda da rahatlıkla telefonla konuşarak karşı taraftaki insana bağırmadan sesinizi net iletebilirsiniz. Bir de ürünü böyle yakından göstermek istiyorum sizlere yapısını. Görmüş olduğunuz gibi üzerindeki ışıklar var ama şu anda yanmıyor. İki kere dokunduğunuzda şu kısma direkt şarkıyı değiştirip ileri sarabiliyor veya geri alabiliyorsunuz. Şu anda telefona bağlı diye bunu gösteremiyorum. Çünkü direkt video kaydını durduruyor. Ama yapıları vesaire güzel, kulağınıza da tam oturuyor. Gelelim batarya konusuna. 24 saat boyunca kullanılabileceğini söylüyor Havit markası. Tabii ki de bunu deneyimlemedim, açık ve net söyleyeyim. Fakat 6 gündür kullanıyorum, yaklaşık 1 saat, yarım saat, 40 dakikalar gibi sürelerde kullanım tarzım oldu. Hani böyle sürekli kullanmadım. 1 saat, 2 saat, yarım saat gibi ve şarja hiç takmadım. Zaten şarjının da düşük olup olmadığını size bildirimle söylüyor, onu da söyleyeyim. Uygun fiyatlı bir kulaklık arıyorsanız önerebileceğim kulaklıklar arasında hem oyun, hem müzik, hem de mikrofon kalitesi olarak çok net bir şekilde söylüyorum. Güzel bir kullanım imkanı verecektir sizlere. Evet, incelememiz bu kadardı. Zaten ben anlatırken detay görsellerini sizlere paylaşmaya çalıştım. Sizin de sorularınız olursa yorumlardan bana yazabilirsiniz. Ayrıca incelememi istediğiniz farklı ürünler varsa da gene yorumlardan bunu belirtin. Hemen o ürünleri de tedarik edeyim ve sizler için inceleyeyim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.